Ünü dünyaya yayılan bir alim. Lokman Hekim, çağın en büyük tıp alimlerindendi. Günümüzde hala onun öğretileri ve tavsiyeleri uygulanmakta, hastalar şifa bulmaktadır. Günlük hayatta çok sık tüketmediğimiz bir meyvenin hastalıklara karşı koruduğunu belirten Lokman Hekim, bunu yiyen hasta olmaz diyerek o meyveyi tüketmenin ne kadar önemli olduğunu açıkladı. Bu videomuzda sağlığını önemseyenler için yine birçok tavsiyeler bulacaksınız. Lokman Hekim, bunu yiyen hasta olmaz diyerek kızılcık meyvesinin önemini vurgulamaktadır. Kızılcık meyvesinin zengin içeriği vücudu birçok hastalığa karşı zırh gibi korumaktadır. Peki nasıl kullanmak gerekiyor? Faydaları nelerdir? Gelin birlikte öğrenelim. Evet, Lokman Hekim'in kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur diyerek önemini belirttiği bu meyvenin geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Ancak buna rağmen pek bilinmeyen kızılcığın faydaları duyanları gerçekten şaşırtmaktadır. Daha verimli sonuç alabilmek için doğal kızılcığın çiğ tüketilmesi ya da kızılcık suyunun doğal yöntemlerle hazırlanması tavsiye edilmektedir. Ve şimdi kızılcığın faydaları nelerdir? Madde madde sizlere saymak istiyoruz. Tümöre karşı savaşır. Tümöre karşı savaşmanın çok basit ve başarılı yolu kızılcık suyudur. Bu küçük meyveler, kanserojenlerin büyümesini ve yayılmasını durdurmak için yardımcı olabilecek polifenoller adı verilen antioksidan bileşikler içermektedir. Obeziteye karşı iyi gelmektedir. İnsanların günümüzdeki en büyük sağlık sorunlarından biri maalesef obezite. Şüphesiz ki birçok zararlı hastalıkların omurgasıdır. Kızılcık suyu vücudumuzdaki yağ birikintilerine hızlı bir etkisi olan organik asitler içermektedir. Kızılcık suyunun obeziteye karşı en ilginç ve şaşırtıcı kısmı diğer meyve sularından daha az tatlı olmasıdır. Bir başka faydası peptik ülserlere. Peptik ülserlerle Helicobacter pylori veya Helipylori olarak bilinen bir çeşit bakteriye neden olur. Midede şişme, sindirim sorunlarına neden olur. Ancak kızılcık suyu bu sorunu kolayca çözebilir. Flavonoid bakımından zengin gıdalar, kızılcık gibi, mide ülseri gibi mide rahatsızlıkların azaltılmasına yardımcı olur. Kızılcığın bir başka faydası, kanseri önlemekte yardımcı gıdadır. Kızılcık suyu hücrelerden zararlı serbest oksijen radikallerini uzaklaştıran güçlü antioksidanlardan biri olan proantosiyonidinleri içerir. Kızılcık suyu kanser hücrelerinin büyümesine müdahale eden antikanserojen bileşenleri, özellikle kolon ve prostat kanseriyle ilişkili bileşenleri içermektedir. Kızılcık suyunun düzenli olarak içilmesi tümörlerin hızlı büyümesini engeller. Doğal olarak kızılcık suyu kanser riskini azaltmada çarpıcı bir rol oynayan flavonoidlerden çok zengindir. Kızılcığın bir başka faydası, kalbimizi korur. Günümüzde kalp hastalıkları sadece yaşlı insanlarda değil, çocuklarda da çok yaygın. Dolayısıyla kalp hastalıkları riskini azaltmak için diyetimize dikkat etmeliyiz ve kızılcık suyu gibi sağlıklı meyve suları da içirmeliyiz. Kızılcıklarda flavonoid varlığı, ateroskleroz tehdidini azaltan antioksidan özelliklere sahiptir. Ateroskleroz, oksijen bakımından zengin kan akışı eksikliğine neden olan ve kalp krizine yol açabilen plak birikimiyle arterleri sınırlayan bir durumdur. Kızılcığın bir başka faydası, böbrek taşlarına iyi gelmektedir. İdrar yolu enfeksiyonlarına bağlı kalsiyum fosfat ve struvit taşları, üriner enfeksiyonun ardında böbrek taşının üretiminde yardımcı olan özel bir enzim türü salgılayan bir bakteri bulunmaktadır. Bu bakterileri nasıl durdurabiliriz? İdrarı asidik yaparak durdurabiliriz ve bu içme için kızılcık suyu en iyisidir. Bir başka faydası, kemikleri güçlendirmektedir. Kemiklerin güçlü olması çok önemli. Bu sebeple bu amaçla kızılcık suyunun önemini ve şaşırtıcı gerçeklerini inkar edemeyiz. Sadece kalsiyum içermez, aynı zamanda güçlü kemikler için önemli bir vitamin olan K vitamini içermektedir. Kızılcığın bir başka faydası, cildimize faydası vardır. Özellikle kadınlar için kızılcık çok hoş bir güzellik ürünüdür. Kızılcık cildinizi tüm yağlardan kurtulmanıza ve gözeneklerinizin temizlenmesine yardımcı olacak en iyi seçimdir. Bu meyve suyu cildinizin tazelenmesinde büyük destek sağlayan C vitamini açısından zengindir. Kızılcık suyunu düzenli olarak kışın tüketirseniz cildiniz zorlu hava koşullarından korunacaktır.
cinsel sağlık için yine kızılcık diyoruz. Kızılcık, cinsel sağlık için düzgün işleyişinde destek olan birçok vitamin ve mineral bulundurmaktadır. Özellikle erkekler için bu meyve çok değerlidir. Ve bir başka faydası, bağışıklığı artırmaktadır. Güçlü ve sağlıklı bağışıklık sistemi için C vitamini en iyi antioksidanlardan biridir. Ve kızılcık suyu C vitamini için önemlidir. Kızılcıkların etkili antibakteriyel özellikleri enfeksiyonlara karşı mücadeleye yardımcı olacaktır. Diyetinize bu sihirli suyu ekleyerek güçlü bağışıklık sistemi için gerekli olan fitokimyasallardan faydalanabilirsiniz. Kızılcıktan neler yapılır? Kızılcık meyvesinin faydalarından yararlanmak isteyenler için kızılcığın nasıl tüketilebileceği merak konusu. Kızılcık, tek başına meyve olarak tüketilebileceği gibi, kızılcıktan çay, tarhana, marmelat gibi birçok farklı tarifle hazırlanabilir. Kızılcık marmelatı olarak kahvaltılara, kurabiyelerin arasına ve çeşitli tatlılara çok yakışırken, kızılcık tarhanası haliyle sofraya nefis bir başlangıç olmaktadır. Kızılcık reçeli haliyle kızarmış ekmeklere heyecan katarken, sıcacık kızılcık çayı yorgunluğu alıp şifa veren bir seçenektir. Kızılcık şurubu hastalıkları iyileştirirken, kızılcık suyu yemeklere güzel bir eşlikçi olur. Siz de kızılcığın farklı hallerini mutfağınıza yer açabilir, dilediğiniz öğünde lezzetli ve faydalı tüketimler yapabilirsiniz. Ve kızılcık meyvesinin zararı var mı, varsa nedir? Şimdi bu sorunun cevabına bakalım. Evet, kızılcık meyvesi genellikle faydalarıyla bilinir. Hamilelik gibi bazı durumlarda temkinle yaklaşmak önemli. Kızılcık meyvesinin olası zararları şunlar. Reçel ya da marmelat olarak bol şekerle hazırlandığında diyabet hastaları için tehlikelere yol açabilir. Kalp hastası olanların, kan pıhtılaşmasında sorun yaşayanların, böbrek taşı şikayeti olanların, aspirine alerjisi olanların kızılcık meyvesini tüketirken dikkat etmesi önemli. Peki kızılcık nasıl kurutulur? Kızılcığı her mevsim tüketebilmek için kızılcık kurusu hazırlanır. Kızılcık iki şekilde kurutulur. Birincisi güneş ışığında, diğeri fırında. Her iki kurutma yönteminde de kızılcık kendisine has ekşimsi tadını korur ve rengi açık kırmızıdan koyu kırmızı siyaha çalan bir renge dönüşür. Güneş ışığında kurutma için kızılcıklar toplanır. Suyla yıkandıktan sonra iyice kurulanır. Ezilmemelerine dikkat edilerek temiz bir branda üzerine güneşle direkt teması sağlanacak şekilde kızılcıklar serilir. Sabah, öğle ve akşam birer kez olmak üzere karıştırılır. Bir hafta boyunca güneşte bekletilen kızılcıklar saklama kaplarına alınarak muhafaza edilir. Fırında kızılcık kurutma işleminde kızılcıklar yıkandıktan sonra büyük bir tencereye alınır ve üzerlerine kaynar su dökülür. Bu işlem sonucunda kızılcıkların kabukları çıkar ve bu durum kurutulmaya hazır olduklarının göstergesidir. Evet, kızılcıkların suyunu süzdükten sonra fırın tepsisine fırın kağıdı sererek kızılcıkları dizin. 175 derece sıcaklıktaki fırında dakika kadar kurutmak kızılcık kurusu hazırlamak için yeterlidir. Peki kurutulan kızılcık nasıl saklanır? Kuruttuğunuz kızılcıkları dilediğiniz miktarlarda buzdolabı poşetlerine koyarak derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Ya da rutubet içermeyen serin bir odada saklamayı tercih edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise kızılcık kurusuyla baharat türünü bir arada tutmamanız önemli. Baharat kokusu kızılcıkla birleşebilir ve bu durum kızılcığın lezzetini bozar. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen başkalarının da istifade edebilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.